Mü? Çekilme ihtimaliniz var mı? Öyle bir şey mümkün değil. Ben o televizyon programına bağlandım. Arkadaşlarımız bizim tabi dün akşamki programdan sonra başka bir programa geçerken böyle bir telefon geldi. Ben de bağlandım. Gürkan Hacır Bey'le bu konuyu konuştum. Aynı zamanda sordum. Dedim ki tahmin değil bilgi. Kim bu bilgiyi veren kişi? Lütfen dedim bana açıklayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı benim. Yeniden Refah Partisi olarak sahada çalışan benim. O günde biz aday tanıtım programı yapmışız. Aynı zamanda projelerimizi anlatıyoruz. Aslında tabii Resul Tosun Bey'in böyle bir şey yapmasını ben çok yanlış buluyorum. Açıkçası kendisine de yakıştıramadım. Kendisi şu anda milletvekili ise milli görüş teşkilatlarının sayesindedir. Bir milletvekilliği yaptıysa bu partinin, bu teşkilatların, bu samimi insanların çalışmalarıyla milletvekili olmuştur. Şu anda eski milletvekili sıfatıyla konuşuyor. Gürkan Hacır Bey'e de bunu sordum. O da dedi ki bir siyasetçi olarak değil bir gazeteci olarak yorum yapıyor. E şimdi Senem Hanım gazeteciliği siyasetçisi yok. Yani ne iş yaptığınızdan da ziyade siz burada bir ithamda bulunuyorsunuz. Biz sahada şu anda 39 ilçede yaklaşık olarak ana kadro 15 bin kişi. Ana kadroyu bahsediyorum. Aynı zamanda bizim alt, alt teşkilatlarımızla dikkate aldığınız zaman 100 bin kişilik bir teşkilatla çalışıyoruz. Bizim İstanbul'daki üye sayımız 100 bini aştı. Yani bunu şunun için söylüyorum. Bizim Teşkilatlarımızı boşa düşürmeye çalışılan bir anlayış var. Mesela Bunu görüyorum. Yani bu açıklamayı izlediğimde şöyle düşündüm: Acaba hani tahmin değil bilgi e, derken sonuçta eski Ak Partili vekil ve hala hazırda Ak Parti'nin içinde pek çok değerlendirmeye vakıf bir isim olabilir. Acaba AKP'nin e, işte seçimden önce önümüzdeki günlerde haftalarda böyle bir hamleye hazırlığı mı var? diye düşündüm. Gelirse yanın önünüze. Yok Parti. böyle bir hamle artık bitti. Çünkü sonuçta biz adaylarımızı ilan ettik. Şöyle bir şey bahsetti Gürkan Bey dedi ki siz dedi daha önce de ittifaka girmeyeceğinizi evet. ifade etmiştiniz ve Cumhurbaşkanı adaylığınız geri çekmiştiniz ama onun bir geçmişi var. Yani onun geçmişe dönük yaklaşık iki aylık bir süreci var. Bakın biz o dönemde AK Parti yöneticileri bize gelip de biz sizinle ittifak yapmak istiyoruz dediği zaman biz onlara biz sizinle ittifak yapabiliriz ama bizim ilkelerimiz var. Bizim prensiplerimiz var. Biz milli görüşü temsil eden bir partiyiz. Adil düzeni temsil eden bir partiyiz. Eğer siz bize ittifak teklif ediyorsanız elbette biz 85 milyonu saadeti ve selameti için ittifak yaparız. Ama bizim 30 maddemiz var. Bu 30 maddeyi kısaca anlatmak için söylüyorum. Bu 30 maddeyi siz kabul ederseniz buna ilişkin biz sizinle bir protokol yaparsak biz sizinle ittifak yaparız. Dedik. O dönemde yaklaşık bir buçuk iki aylık süre içerisinde bizim heyetlerimiz, o görüşmelerden bir kısmına ben de katıldım. Bu görüşmelerde belli bir noktaya gelindi ama en sonunda Cumhurbaşkanı adaylığımızı ilan edeceğimiz günün gecesi Sayın Binali Yıldırım genel başkanımızı aradı ve biz bu 30 maddeyi imza atamayacağız dedi. Öyleyse dedik biz kendimiz adayımızı çıkartıyoruz, her yerde kendimiz gireceğiz diye basın açıklamamızı yapmıştık. Biliyorsunuz çok ses getirmişti. Sonrasında Perşembeyi cumaya bağlayan gece yani protokollerin yüksek seçim kuruluna verilmesinin son günü olan cuma günü öncesi Sayın Cumhurbaşkanımız genel başkanımızı aradı ve kendisini külliyeye davet etti. Özel görüşme yapmak istediğini belirtti. O görüşmede ben de vardım Senem Hanım. Evet. Konulara çok vakıfım. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle bir ifade kullandı. Sayın Erbakan arkadaşlarımız bunu imzalayamayacağımızı söylemişler. Ben buradayım imzalayacağım. Siz sözünüzün arkasında mısınız? Tamam diyorsanız protokolü yapalım. Elbette biz memleketimizin saadet ve selameti için 80 bine yaklaşan imzamızla birlikte kaldı ki cumartesi pazar zaten birçok kişi kendisi gidip e, o dönemde e, il seçim kurullarına gidip imzalarını atacaklardı. Bu çerçevede bu ittifak yapıldı. Yani şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Tamam ama bir